Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. İki hanımefendiyi çok iyi tanıyorum. Biriyle şimdi tanışıyorum. Sayın Nergis Kumbasar, Sayın Nurseli İdiz ve Sayın Kimya Gökçe Aytaç bize yeni oyunları, çok ilginç bir oyun, Etekler ve Pantolonlar oyunuyla geliyorlar, katılıyorlar Uykusuzlar Kulübü'ne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkiniz çok hoş duruyorsunuz. Teşekkürler. Ay, değil mi? O biraz çirkin. En çirkinimiz o zaten. Çok çirkin. Evet, yeni kız. Yeni kız bir de. Yeni kız da genç ha. 89. 90. Ne oldu ya? Hangisi? Bir yıl bir yıldır. 90 doğum. Evet, 90 mı 89? 90. 90 arkadaşlarım 89 olarak yazmışlar. Yazık, olacak iş değil. Bu kızı yani bir yaşlar. 90 doğumlu. Şimdi 29 yaşınızdasınız. Evet. Evlisiniz. Değilim. Evli olmasanız Kimya Gökçe Aytaç olmazsınız. Siz Kimya Gökçe'ymişsiniz, Aytaç'la evlenmişsiniz, Aytaç olmuşsunuz gibi görünüyor. Efendim şöyle açıklayayım. Kimya ön ismim, ortanca ismim Gökçe, soy ismim de Aytaç. Peki biz size ne diyeceğiz? Nasıl gönlünüzden ne geçerse. Olmaz, gönülden ne geçerse olmaz. Kimya derler genelde. Kimya ben diyorlar. Çünkü evet. Kimya Gökçe'ye göre daha ilginç bir isim. Bence. Nedir bu ismin hikayesi? Ya aslında manevi olan kimya. Tabii ki insanlar çok şakaya da maruz kalıyorum ismim yüzünden ama. Evet. İşte hani özdeki o hakiki uyum demek. İsim olarak anlamı da var. Güzel özellikleri olan kimse demek ama birazcık böyle şey kalıyor sanki. Evet. Megaloman kalıyor. Ben megaloman. Benimki Nergis ayol. Nergis'in anlamı. Bilmiyordum. Evet. Ama üç hanımefendinin de isimleri çok güzel. Hem Nergis çok güzel. Hem Nurseli çok güzel. Hem Kimya çok güzel. Maşallah maşallah. Şimdi bugünkü kurbanım Nergis. Instagram kullanımı açısından. Şimdi bu fotoğrafta tabii ki henüz Instagram yoktu herhalde, değil mi? Hangi fotoğraf? Allah aşkına çok güzel. Ya. Aa, evet. Bu bir çok de güzel. Bu da sevgili abim Mehmet Ali Erbil'le evlendiğiniz gün ama bu şekilde evlenmediğinizi tabii, tahmin ediyorum. Yani nikaha gitmeden önce. Ve Mehmet Ali tabii ki, değil mi, makus kaderi ifade eden bir tişörtle katılıyor. Evet, The End. Evet. Değil mi? Bunun şakasını aranızda yapmışsınızdır yaptık, herhalde. Tabii. Ya Mehmet Ali'den geçen programda bahsettik. Sen radyoya geldiğinde bahsetmemiştik galiba. Şimdi Mehmet Ali, hemen buradan bir selam çakalım. Evet. Ve bir yandan sen de hakikaten Mehmet Ali şanslı bir adam ama... Şimdi insan düşünüyor, acaba hanımefendiler mi şanslı, Mehmet Ali mi şanslı? Mehmet Ali şanslı. Mehmet Ali şanslı ama bu kadar hanımefendinin de bir ruh birliği, söz birliği, eylem birliği olarak bu adamın yanında durması da bu adamın herhalde bazı özelliklerinden herhalde kaynaklanıyor. Bunları sormak istemiyorum. Çünkü birçok erkeği kıskandıracak özelliklerdir bunlar. Özellikle hanımefendilere herhalde saygılı mı davranıyor? Tabii. Efendim ondan sonra onları mutlu mu ediyor? İşte boşandıktan sonra dahi geriye dönük olarak ödevlerini mi yerine getiriyor, saygısını mı sürdürüyor? Herhalde böyle şeylerdir. Mehmet Ali bir programa çıktı. Kanal D'de ikinci sayfada. Herkesin yüreğini burktu. Burktu. Çünkü bizim kızlar da, ben çok severim o iki kızı. Hı hı. Ama iki kız da alttan alta Mehmet Ali'yi duygulandırmaya çalıştılar ve bir anda hakikaten duygulandı. İşte orada yalnızlık mı çektin, ne oldun, bilmem ne mi yaptın falan filan. Mehmet Ali de dedi ki İbrahim tatlı ses gelir de ağlardık falan filan diyerekten oradan çözüldü. Evet. Şimdi o ağlama ve bunu anlatma görüntüleri çok yayınlandı. Hemen bıktırıcı Twitter'da derecede. Trending topic oldu. Ulan dedi herkes bu Mehmet Ali'ye, hayat Mehmet Ali'ye bunu yaparsa bize neler yapmaz falan. Çünkü Mehmet Ali hep neşeli, hep o komedyenin üstünlüğünü, aslında vurdum duymazlık gibi görünen ama hep insanlara bir ödevmiş gibi her zaman
neşeli dayatılan. Olayım, her aynen zaman öyle. Formda olayım, tabii. Neşeli olayım, hiç üzüntümü belli etmeyeyim. Hakikaten Mehmet Ali evet, budur evet, yani öyledir, halkın doğru. Karşısına çıktığı zaman hiçbir zaman üzüntüsünü belli etmez ve ilk defa ve ilk defa ve ilk defa bu halk çoğunlukla zıpır bulduğu, bazen laubali bulduğu, bütün her şeyine izin verdiği, bağrına bastığı bu komedyenin, bu toplumun çok önemli bir sanatçısını ilk defa ağlarken gördüm. Hepimizin yüreği burkuldu. Ben de YouTube'dan izledim. Ben de fena oldum. Benim de gözlerimden yaşlar indi. Her seyredenin, seveninin gözünden yaşlar indi. Bundan daha 2-3 gün geçmedi. Mehmet Ali son sevgilisiyle tipik Mehmet Ali. Yani son, ya bak Mehmet Ali'nin bir suçu yok. Ya son sevgisiyle yemeğe çıkmış. Zaten yürütüyorlar. Yani aslında yine o ağlayacak ve biz ağlayacak durumdayız. Tamam mı? Fakat son sevgiliyle yemeğe çıkmış, arabaya biniyor, he diye sırıtıyor. Sonuçta genç bir kızla ne birlikte. Yapsın? Ne yapsın? Ağlasın. Ve ya. Abi yine Twitter'da trending topic oldu. Vay utanmaz arlanmaz. Lan ölsün mü? Ölsün. Ölsün mü? Ölüyor diye ağlıyorduk. Yaşadı. Yaşayınca ah yaşadı da neler yaşadı diye ağlamaya başladı. Ya ne yapsın bu adam? Şimdi sürekli gülüyor ve yanında bir kız var. Kız diye, var diye. Vay utanmaz arlanmaz, sen bunu nasıl yaparsın diyerekler. Ya bu ne yapacağız ya biz? Bilmiyorum. Yani of çok ağır ya. Felaketleri seviyoruz. Evet kadar, evet evet. Ya istiyoruz ki şimdi ağla diye hep ağlayacak. Aynen aynen. Şimdi bu da Yasmin'le. Ha? Bak gör. Ay dur bakayım. Çok şeker. Ay evet. Evet. Vay 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 vay. Ne güzelsin evet. Kız. He? Teşekkür anne ederim. Olarak da ne güzelsin. Maşallah sana. Teşekkür evet. Ederim. Hangisi? Nursel'in de çok güzel fotoğrafları var ama seninle ilgili çok güzel bir fotoğraf buldum. Bu ne ya? Hangisi? Ay, ay dur bir gün. Evet, mankenlik zamanımdan. Gerçekten. Bu ne abi? Bu ne ya? Böyle manken yok artık ya. Ederim. Bu ne abi? Bu ne ya? Aa gözlere bak. Ay, şimdi yüz güzelleri yok pek yani. Sırf vücuda bu herhalde. Bu kız yüz güzeli değil. Hayır ya, canım şey şimdi olur. Yeni çıkan bakıyorum evet, yarışmalardan çıkan kızların yüzlerinde hiçbir özellik göremiyorum ben. Ben sana bir programda anlattım. Benim rüyama girdin. Rüya erotikti. Vallahi utanç içinde uyandım. Ve benden çok uzaktın. Sakın erotikti derken hani sanma ki. Anlattın ya, bana o anlattım, zaman. Anlattım. Bir binada ve etkilendiğim şeye bak. Bak erotik rüya görüyorum. Etkilendiğim şey Boris Vian'ın Günlerin Köpüğünü. Boris Vian'ın Günlerin Köpüğünü filme aldılar. Orada bir sahne vardır. Bir kadın merdivenlerden çıkar. Güzel, hoş bir kadın falan filan. Ben orada seni görüyorum o kadının yerinde. Düşün. Gördüğüm şey Boris Vian'ı tekrar görüyorum rüyamda. Ulan bak tipe bak. Teşekkür ederim. Ondan sonra uyandım ve utanç içindeyim. Nasıl Nergis'i rüyamda görmüş olabilirim filan diyerekler ama bu güzellikte olunca tabii kimlerin rüyalarında. Evet. Peki. Bu ne ayol? Bak hangisi şimdi bu da son kök. Allah aşkına. O ne? Dur şimdi bak bir fotoğraf. Şimdi bu kim? Bunu Photoshop mu yaptın? O ne yaptın? O bu ne? Da seni rezil etmek üzere koyduğum bir Instagram falan. Şimdi bak buna yakına girebiliyor musun biraz? Ne var orada? Bak yüzü göremiyoruz zaten evet, Photoshop. Photoshop yok orada. Işık patladı. Ben hiç Photoshop yapmam. Hiç oynamam. Hiçbir fotoğrafımla. Bu ne bu? Başka bir kadın orada mı ki? Orada ışık patlamış bir şey yani. Işık patlayınca böyle mi oluyor? Ama Nursel, inan. Allah aşkına bir şey ya. Söyleyeceğim. Ya, inan. Ben şey teknoloji ya. Konularında çok hayatta yapmam, hiçbir zaman Photoshop yapmam. Çünkü evet. Doğru bulmuyorum. Yani çok aynı oluyor bu sefer. Şey var mı sende bir şey yaptırdın mı? Acık oradan buradan botoks bir şey. Botoks var. Botoks var. Hı-hı. Nerene botoks yapıyorsun? Alnına. Kaş arası. Ayrıca Galatasaray Lisesi'nden mezun doktorum. Allah ondan razı olsun evet. Sonra da estetik evet. Cerrahi. Şey kaz ayakları ondan sonra. Ya bunu size vallahi size kandırıyorlar. Yani ben bir erkek tanımıyorum ki efendim bir hanımla beraberim yalnız kaz ayağı var diyen böyle bir şey yok. Kim ama, uyduruyor bunları ama ya bir şey kaz ayağını? Bak, ben daha ki başlamadım ama artık ama yaklaşıyorum. Şey Nurseli şimdi başla anca biter. Anca biter. Niye söylüyorum biliyor musun? Senin ihtiyacın olduğu için değil.
ihtiyacın yok. Bunlar o kadar çok şey bulacaklar ki şimdi. Tabii. Çünkü bu botokslanacak. Nerelere botoks yapıyorlar? Ama mimik şey kaybetmiyoruz. Yani onu bilen doktor şimdi bir böyle hani dolgularla ve şeyle ifadesiz olmak var. Bir de yine de mimiklerini kullanarak biraz daha şöyle bir yüzünün aydınlık olması var. Benimki öyle. Bak arkada genç kızlar bebe. Vallahi doğru söylüyor falan. Ben mi doğru söylüyorum? Bak gördün mü? Bak estetik merkezinden geliyor. Ya. Şekerim. Ben de manavdan gelsem elmayı met ederim. O başka bir hikaye. Ay bu güzeldi. Estetik merkezinden geliyor, onu şey yapıyor. Evet. Ay Allah. Peki. Yani rezil edecek bunu mu buldun Allah aşkına? Ya bu kadar Işık rezil patlamış. Edebiliyorum. Peki. Bu kadar rezil edebiliyorum. Bütün zaten yok rezil edilecek bir tarafı. Şimdi hemen seyircilerimize etekler ve pantolonlar oyununda ne olduğunu özetlemeye çalışıyorum. Nurcan kim oluyor? Ben. Bravo. Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'e sürpriz yaparak Aysel evine ziyarete gelir. Nurcan kocasının kendisini aldattığını ve intikam alacağını bu konuda Aysel'den yardım istemek için geldiğini açıklar. Aysel Nurcan'ın durumuna üzülür ve ona yardım edeceğini söyler. Aysel ve Nurcan Nurcan'ın eşine karşı strateji belirlerken Aysel de bu durumlardan etkilenip kendi evliliğini sorgulamaya başlar. Panjurcu Şevket'in karısıyım ben. Evet. Panjurcu tabii, Şevket. Evet, tabii. Panjur çok iyi konu. Şimdi inşaatta çok kullanılıyor panjur. Evet. Evet. Nurcan ve Aysel evliliklerini sorgularken geçmişlerine bir yolculuk yaparlar ve aslında ikisi de hayatlarında olmak istedikleri gibi değil de aile ve çevre baskısıyla başkalarının onları görmek istedikleri bireylere dönüştüklerini anlarlar. İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamak için başladıkları süreç artık kendi istedikleri hayatlara doğru yol aldıkları bir sürece dönüşür. Çok dramatik oldu. İnanılmaz. Çok dramatik yazmışlar. Herkesi ilgilendiren bir hikaye. Siz kalkabilirsiniz. Peki ben gideyim o zaman. Ben olayın neresindeyim diye soracaksınız. Evet hemen anlatayım. Aysel karakterinin kız kardeşini oynuyorum. 29 yaşında 30'una girmek üzere ve 30'una girdiğinde de mutlaka evlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz işte aynen sizin hikayeniz. bir ay sonra düğünü var ama tabii Nurcan karakteri hayatımıza bomba gibi düşünce ben de ister istemez aşkı ve sadakati sorgulamaya başlıyorum. Ama benim de umuda bağlanan bir sonucum oluyor. Yani öyle karamsar bir aramızda tek üniversite okumuş kız, hatta iki üniversite okumuş, entelektüel bir kız, sosyetik bir kadın ve tam domes bir kadın. Yok ya. Evet, böyle bir üçlü. Çok kısa bir oyun. 1 saat 20 dakika. Güzel. Tek perde. Ama çok yorucu. Tek perde mi oynuyorsunuz? Tek perde oynuyoruz. Böyle hızlı bir oyun. Çok tempolu, çok hızlı. Yani bir saniye boşluk verdiğin zaman oyun çöker. O şekilde kurgulanmış bir oyun. Böyle herkes tadı damağında kalarak çıkıyor salonda. Güzel. Şahsen ben de artık gidip 3,5 saat tiyatro izlemekten sıkılıyorum. Evet. Peki oyunu yazan Mine Artu. Yöneteni Serkan Budak. Serkan Budak yönetmiş ve Ali üç kişi Temiz yapımcımız. Üç kişi oynuyorsunuz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Ya yani ben çok keyifle, mutlulukla oynuyorum ve saatler öncesinden zaten kulise gidiyorum. Evet, geçen gün yine oyunumuz vardı. Ali beni gördü. Rüyanda mı görüyorsun sen bu tiyatroyu diyor. O kadar keyifle gidiyorum. Çok mutluyum. Hayatım boyunca sadece tiyatro yapabilirim. O kadar mutluyum. Nefis. Çok anlaştığım iki kişiyle ve daha önce hiç tanışmadım. Sadece merhabamız var. Merhabamız var. Merhaba. Yani nasılsın, iyi misin? Kuaförde falan karşılaşırdık ama. O kadar tuttu ki her şey. Küçük kızı nereden buldunuz? Ali söyledi ve biz de çok mutlu olduk. Yani aslında bizi bir araya getiren Ali Temiz. Ve bizim hiç birbirimizden haberimiz yokken bir araya geldik. Ama sanki bu oyunu bekliyormuşuz. Yani. Evet. Harikulade. Peki şimdi nerelerde oynuyorsunuz onu soracağım. Yalnız unutmayınız ki biz... Burada. Evet bravo. Ona bakacağız ama biz kuantum mekaniği gereğince 26
Ekim'de yayınlanıyoruz şu anda. 26 Ekim'de bir oyunumuz yok. 26 Ekim'de bir oyunumuz yok. Seni seyredeceğiz ve kendimizi seyredeceğiz. Güzel. Şimdi nerede oynuyorsunuz ve 26 Ekim'den sonra, yani bu yayınlandığımız günden sonra nerede oynuyorsunuz? 1 Kasım'da İzmit'teyiz. 2 Kasım Duru Tiyatro'dayız. 3 Kasım Profilo'dayız. Duru Tiyatro. Emre Kınay'ın. Biliyorum. Emre Kınay'ın nerede yerini söylemeni istiyorum. Moda'da. Moda'dasınız. Moda'da oynayacağız. Evet. Üçünde Profilo'dayız. Dördünde galamız var. Ondan sonra 14 Beylikdüzü, 16 Toryum, 17 Moi, 22 Kasım Elazığ, 23 Malatya, 24 Diyarbakır, 26 Çaycuma, 27 Bartın, 28 Karabük. Devam ediyorum. 2 Aralık Fethiye, 3 Aralık Marmaris, 4 Aralık Bodrum, 5 Didim, 7 Burdur, Isparta, İzmir, Aydın, Ankara, Aksaray, Konya, Kadıköy, Altınşehir. Peki bu BiletX'ten bileti satılıyor mu? Satılıyor. O zaman şöyle yapacaklar izleyenlerimiz, etekler ve pantolonlar yazacaklar ya da Nurseli Diz yazacaklar, hemen gördükleri zaman tanıyorlar. Ya da Nergis Kumbasar yazacaklar ya da Kimya Hanım'ın ismini Kimya Gökçe Aytaç yazacaklar. Yine BiletX'e ya da Google'layacaklar ve Google'ladıkları zaman herkes kendi ilinin tarihini öğrenecek. Öğrenecek, evet. Aynen. Bir de çok böyle hani ya bir tiyatro yapalım filan denen oyunlar da var biliyorsun filan. Evet. Şimdi biz üç kadın bir araya gelmişiz. Ya bunlar da sıkılmış herhalde, oyun yapıyorlar falan. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Seyirci bir anda ayağa fırlıyor. Çığlıklar ve şeyler içerisinde alkışlayarak büyük bir izdihamla biz de şok geçiriyoruz yani. Öyle bir tansiyon ve öyle bir iletişim var ki gelip görmeni isteriz. Çünkü kötü olsa gerçekten, biz oyunlarımızı genelde biliyorsun, boş ver sen bu oyuna gelme filan deriz. Evet, ya. Eskiden derdik. Eskiden derdik. Ya buna gelme sen diye mesela. Evet. Çünkü oyuncular hep oynamak zorunda. Simon Signore dermişken çok kötü bir Macbeth oynamış. Ay bazı günler uyanıyorum, çok şükür bugün Macbeth oynamıyorum. Ay ne fena bir şey ama o da değil. Ben de öyle bir Jandark oynamıştım, bir şey. Hiç unutmam. Ama meşhurdur Jandark'ın. Jandark, Allah'ım bugün Jandark oynamıyorum çok şükür diye kalktım. Ama meşhurdur senin Jandark'ın, tekrar ama söylüyorum. Yani boş ver, daha iyi oyunlarım var. Evet. Peki. Şimdi... Bu ne kadar, çok mu dekorunuz var? Yani bu sahnede bizler... Hayır, hayır. Yani bizim bir böyle... Barış Bey nerede, gitti mi? Kabare ile tiyatro arası gibi değişik bir şey. Yani böyle çok müzikli komedi. Güzel, arada bizde tamamdır, bizde olur. Güzel yani. Ben burada benim yapmak istediğim, ben bir yerleşik tiyatro olmaya çalışıyorum. Evet. Yani eskiden hatırladığımız gibi biz Devlet Tiyatrosu'ndaydık. Evet, beraber senle ben oynadık. Beraber oynadık oyunlarda. Devlet Tiyatrosu yerleşik bir alanımızdı. Yani evet, o gün bir işimiz olmasa da giderdik, oyuncu arkadaşlarımızı gördük, onların oyunları vardı. Ya da evet, işte yerleşik yer kalmadı onun maalesef. Kafeteryası da bilmem ne. O yıllardan hatırladığımız bütün tiyatrolar, işte hepsini sayalım, say bitmez. Kenterler, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Ferhan Şensoy, orta oyuncular, Haldun Dorman, Şişli'de Gazanfer Özcan. Şimdi Nişantaşı, Beşiktaş vesaire buralarda oynamıyoruz. Ben geçenlerde belediyeyi aradım. Nejat Uygur Tiyatrosu yine. Ve şöyle bir şey vardı. Görüşmek istedim. Yani oyunlarımızı sizin salonlarınızda da oynayalım diye. İşte bilmem ne numaralı başvurunuz dikkate alınmıştır. Sayın Başkanımızın çok yoğunluğu sebebiyle dönebilirsek size haber vereceğiz diye. Gidip görüşmek istiyorum. Yani şeyde Beşiktaş'ta, Nişantaşı'nda, Şişli'de tiyatro olmaması ya da olup da işlememesi... Eski adreslerden bahsediyoruz. Evet. Aynen. Olmaması acı bir durum yani. Şimdi yerleşik tiyatronun tabii, özür dilerim sözünü kesiyorum ama şöyle bir güzel tarafı vardı. Yerleşik tiyatro olduğunuz zaman mutlaka mesela Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatrosu gibi. Evet. Ondan sonra mutlaka Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro... Bunlar bir buluşma noktasıdır, kursları değil mi? Şimdi bunlar da üstelik parasız tiyatro okullarıydı. Evet. Yani evet, şimdiki gibi öğrencinin para vererek geldiği yerler değildi. Ve dolayısıyla orada bu tiyatrolar yerleşik olduğu için, herhangi bir kira ödemedikleri için bilmem ne, gençlere, öğrencilere ya da belli bir yaşta tiyatro yapmak isteyenlere, amatörlere bedavadan tiyatro eğitimi sunabiliyor. Çünkü kendi tiyatrosundaydı. Bir buluşma yeriydi falan. Şimdi bu buradan kalktı. Bir tiyatro kuruyorsun,
kendi apartman dairende. Evet. Ya da bir kafede kuruyorsun. Aynen, ya da bir lokantada aynen, kuruyorsun. Aynen, aynen. Sonra bu tiyatro provalarını nerede yapacak? İşte Ali var, Veli var. Ona gideriz, şuna kavga gideriz. Dövüş, otu, evde falan filan bilmem. Şimdi benim olmaya çalıştığım şey yerleşik tiyatro. Ya dolayısıyla adres burası ve de şeyden de bakıyorum. Şimdi mesela bir genç oyuncuyla tanışıyorum falan. Abi ben sana ne zaman geleyim? Ulan ne zaman geleceksen gel. Ben mesela Ferhan abiyle ya da Ali Poyrazoğlu'yla görüşmek için randevu almıyordum yani. Ben oraya gidiyordum tiyatroya, vakti varsa konuşuyordum, görüyordum. Konuşabilir miyiz abi, bir şey diyeceğim abi filan. Şimdi tiyatrocular birbirleriyle görüşebilmek için görüşemiyorlar. Randevu almaları lazım. Evet. Alo, şurada, şurada kafede, bilmem nerede seninle görüşeceğiz. Evet, evet, maalesef. Bu tabii bu ki o üretimi yok ediyor. Çok doğru. Yerleşik tiyatro. Bizde olabilirsiniz. Evet. İnşallah. Bizde olabilirsiniz. Olabilir. Kulislerimiz var aşağıda. Güzel kulisler. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Beğendik. Onun altında bir kat daha var. Evet. O katta da kulisler yapıyoruz. Bilmiyorum. Ondan sonra yani burası 800 metrekare aslında. 3 evet, kat. Evet. Çok güzel ama. Çok beraber güzel çalışmaya hayırlı çalışmaya olsun. Tamam. Kimle evet, görüşüyoruz? Sizin Ali Temiz'le yani görüşüyorsunuz. Evet. Ali Temiz'le. Ali Temiz'le. Ali Temiz'le. Nasıl evet bir tip Ali Temiz? Siz seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Çok. Tamam. Okey. Tamam. Ali Temiz'le görüşeceğiz. Şimdi sizinle beraber tekrar oyundan konuşacağız ama şu medya canavarına beraber bir bakalım. Ondan sonra ki bazı şeylere sizin yaşınız belki izin vermeyebilir ama bakalım. Şimdi medya canavarına başlıyoruz. Önce bir videomuz var. Bir merhaba diyelim ekran başındaki sevgili seyircilerimize. Bu hangi programdır efendim? Şimdi soru size geliyor. Çünkü eski eşi burada. 94 yılında yayınlanan. Yani siz kaç yaşındasınız? Siz 4 yaşındasınız. 94 yılında yayınlanan ve yarışmacıların tavuk yakalamaya çalıştığı programın adı nedir? A. Tavukları pişirmişem. B. Ali Baba'nın çiftliği. C. Bir horoz bir tavuk. D. Sıkıysa yakala. Ah, Ali Baba'nın çiftliği. Bravo, inanılmaz. Evet. Şimdi Nurseli, evet senin sorun geliyor. Petek, önce video. Ülkemizde yapılmış olan tek İngilizce şarkıdır Cumhuriyet'in kuruluşundan beri. Evet. İnanılmaz bir şarkıdır. Yıllar sonra değeri anlaşılacak. Ve şunu yani ondan sonra Petek'ten sonra ki bu kız niye devam etmiyor şarkı söylemeye anlamıyorum. Bilmiyorum. Yani şu hareketi, şu hareketin müsebbibidir. Sonra ben herkeste gördüm. Şu. Beyoncé olabilir, evet. Madonna olabilir. Şu. Bu inanılmazdır. Petek'ten başka yani bunun mucididir. Evet sorumuz geliyor Nurseli Hanım. Petek Dinçöz'ün 2002 yılında oldukça popüler olan şarkısının adı nedir? A. Beautiful and Sexy. B. Sex and the City. C. Foolish Casanova. D. Marhaba Televole. Beautiful and Sexy miydi? Maalesef, maalesef Nurseli maalesef soruyu felak bilemiyor. Siz söyleyin efendim. Shut up, shut up. Foolish Casanova. Foolish Casanova. Bravo, kimya biliyor. Evet. Popüler kültürden çaktık. Hanımefendiciğim sizin sorunuz geliyor. Videosu gelsin önce. Su elimdeki çubuk suyun üzerine vardım bana tepki verecek. Burada su var gitme diyecek. Şu an gidiyorum. Suyla beraber görüntümüzü alırsanız. Efendim şuraya geliyorum. Evet evet buyurun sayın efendim. Bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim. Bu işte suyun üstüne. Efendim ha. Suyun... Komik evet ya. Hazır mısınız? Bilimsel bir soru geldi size. Çubukla su bulan adam olarak bilinen kişinin adı nedir? Ay. A. Şevket Çubuku. B. Şevket Çoruhu. C. Şevket Subulak. D. Şevket Kozolak. Kozolak. Kozolak mı? Evet. Nurseli'cim neden böyle oldu? Videomuzu görelim. Ya ben bildiğim üstün değişim gelin ya. Bak rahat edemedim ya. Evet. Bu ne?
Dur bakayım, soruyu kime? Nurseli, sana bana yürüyoruz. Sordur. Evet, burada. Songül Karlı neden kıyafetini değiştirmek istemiştir? A. Kocası kızdığı için. B. Şikayet geldiği için. C. Seyirci istediği için. D. Reytingler düştüğü için. D. Reytingler düştüğü için herhalde. Ay, Nurseli çok korkmuş. Nurseli de maalesef bu yarışmacıyla herhalde diskalifiye edeceğiz. Kocası kızdığı için doğru cevap oluyor. Evet. Kocam çok kızıyormuş vallahi. Vallahi gideyim gelim tam kızıyor. Ya kocam yani boşar beni Allah vermesin. Gerçekten sunuculuktan mı? Sonra da boşandı galiba, değil mi? Sonra da boşandı, evet. Ama bu olaydan sonra boşanmadı. Bana düşmez. Ben aile işlerine girmem. Evet. Sizin sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Evet. Görelim. Fakat arkadaşlarım bana soruyu yazmamışlar. Niye böyle yaptınız bilmiyorum. Soru yazılı değil. Bu hangi film? Hayır, soru yazılmamış. Ben size soruyorum. Cevap verin bakalım. Ben size soruyorum. A. Metin Erksan. B. Atıf Yılmaz. C. Memduh Ün. D. Sinan Çetin. Bu izlediğiniz filmin yönetmeni kim olabilir? Sinan Çetin mi olabilir acaba? Hayır canım. Öyle bir sahneyi de hatırlamıyorum. Yani izlesem zaten net bilinçaltı olmaz. Sen ya doğmamıştın ya da herhalde 3-4 yaşındaydın. Metin Erksan yani. Garip ama Metin değil mi? Erksan, evet. Şeytan filminin Şeytan yerli filmi versiyonu. Evet, tamam. Ama arkadaşlarım soruyu yazmamış. Şimdi sizin sorunuz geliyor efendim. Hazır mısınız? Ben diğer bütün soruları bildim ama. Nergis Hanım, şimdi bunu da mutlaka bileceksiniz. Benim vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece kara biberim. Vur kadehlere hadi içelim. Tabii soruyu sana kolaylaştırmak isterdim. Mesela işte Serdar Ortaç'ın kıyafeti sünnet kıyafeti midir nedir falan, öyle değil. Serdar Ortaç'a klipte eşlik eden mankenin ismi nedir? Şıklar geliyor. Barbara herhalde, manken olan İknur Soydaş ya da ismi lazım değil. Hangisi? İknur Soydaş. İnanılmaz bir başarı. Nurseli neden böyle oldu? Kültürde biraz sınıfta kaldı. Evet. Şimdi videonuz, sizin sorunuz geliyor. Videonuz geliyor. Evet. Başarıya doymayan bir iş kadını. Hedefine koşarken engel tanımayan bir film yıldızı. Sorumluluk taşıyan bir televizyon muhabiri. Başarılı ama sorunlu bir mühendis. Yakışıklı, acımasız bir polis. Ünlü bir manken. Hiç kaybetmeyen, kaybedeni de hiç sevmeyen kudretli iki iş adamı. İnanılmaz bir dizi. Şu ana kadar Türkiye'de çekilen en iyi dizi. Bunu aşan bir dizi olmadı. Birisi diyorsa ki ben bunu aştım, yalan söylüyordur. Evet. Evet Nurseli'ciğim. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran. Pardon. Evet. Reyting rekorları kıran dizinin ismi nedir? A. Zehirli çiçek. B. Faydalı bitki. C. Şifalı ot. D. Organik tarım. Zehirli çiçek. İnanılmaz bir başarı. Evet. Şimdi Nergis Hanım'ın sorusu geliyor. Görelim. Bizim kızlar sesle. Yine inanılmaz bir televizyon programı. Üstelik 2013 yılında. İlk defa sınıfta kalacağım. 2013 galiba. Yılında yayınlanan Aydın'ın sunuculuğu yaptığı programın adı nedir? A. Türkülerle Aydın. B. Amcalarla Aydın. C. Kuşumlarla Aydın. D. Saygılarımla Aydın. İnanılmaz bir başarı. Evet. Sizinkisi geliyor sorunuz. Görelim videosunu. Koro yaparız. Bir dakika. Mahsun söylesin. Yok ya, ne alakası var? Ay yandık. Ay Türkçe söyleyecek. Yine üstün bir dizi prodüksiyonuyla, değil mi? Sizlerle beraberiz. Evet. Mahsun Kırmızıgül'ün dizisindeki memnuniyetsiz sarışın kimdir?
A. Seray Sever, B. Yıldız Kayar, C. Aysun Kayacı, D. Işın Kılıcı. Işın Kılıcı. Aysun Kayacı. Aysun Kayacı. Tebrik ediyoruz, evet. Evet, geldik son soruya. Hadi bakalım. Evet. Evet. Görelim videomuzu. Burada kesiyoruz. Kime soruyordum? Bana sor. Neymiş bakalım. Şöyle bir, herkes de böyle bir şey. Evet. Burada bu yakalanış olayında amcası Emrah'a ne söylemiştir? Şıklar geliyor. A. Emrah koçum, yanlış anlamıyorsun değil mi? B. Soğuk bir gazoz ister misin yavrum? C. Ben baba yarısıyım. D. Biz annenle evleneceğiz. Sus be sen! Olmaz! Bak. Sayılmaz. Ya olacak iş değil Nurseli ya. Nurseli çok kötü bir yarışma çıkarıyordu. Bak şimdi onu kurtardın. Evet. Herhalde öyle demişler. Evet, benim. Biz annenle evleneceğiz. Alkışlıyoruz yarışmacılarımızı. Çok başarılıydı. Peki, şimdi sizin oyunla ilgili sözleriniz var çocuklar. Nursel diyor ki, oyunumuz kompakt bir oyun. 1 saat 20 dakikada vurup kaçıyoruz. Aynen. Seyirciler bize daha da vurun doyamadık diyecekler. Böyle tiyatro reklamı yapılır mı ya? Vurup kaçıyoruz ama hakikaten çok şaşırıyorlar. Ama seyircinin tepkisi daha da vurun. Daha da vurun. Ya şey, laf atıyorlar filan aşağı. Bayağı gülme krizine giren oluyor. Evet. Peki. Kimya Gökçe diyor ki, bizim oyunumuz karamsar bir oyun değil. Kendi içinde o neşesini, umudunu harekete geç mesajını alacak izleyici zaten diyor. Evet. Nergis Kumbasar diyor ki, kimseye gidin eşinizden sevgilinizden ayrılın demiyoruz yani. Aksine var olanı daha güzel ve eşit bir hale getirin diyoruz. Evet. Diyor. Nurseli bu sefer sözü alıyor. Diyor ki, üçümüz de yalnızız. Erkekler akıllı ve güçlü kadını sevmiyor, istemiyorlar. Evet, bir de zaten evet. Nergis ve benim yaşımdaki erkekler 20-30 yaş aralığındaki kadınlarla ilgileniyorlar bir tek. Yes. Bu doğru değil. Doğru. Değil. Doğru. Kaç yaşındasın? 59. Ya ben mesela senin yaşındayım. Sana yakınım. 3-4 yaş aramız. Evet 3-4 yaş aramız var. Mesela ben öyle değilim. Ben hiç öyle bugüne değilim. Kadar duygularını açıklamamıştın bana ama bilmiyorum. Hayır. Şimdi bu gece mi açıklamayın? Bu gece artık o gece. Zaten sen vurup kaçıyormuşsun. Bir daha vur diyorlarmış. Ben bu kadını kimlere bırakırım? Ay Allah. Nurseli diyor ki yine aynı raporda. Her şey, niye siz konuşuyorsunuz? Her şeyi Nurseli söylüyor. Ama siz oyundan bahsederken Nurseli bir yandan kendisine de çalışıyor bak. Nurseli diyor ki ikinci baharıma girmek üzereyim. Bundan sonra bu oyunla birlikte hayatımda çok şey parlayacak. Çok başka bir safhaya geçeceğimi düşünüyorum demişsin. Evet. Nurseli'ydiz yine diyor. İnsanların gözleri açıldı, tiyatroya girmeye başladılar. Güzel, aynı doğru, fikirdeyim. Doğru. Nergis Kumbasar konuşuyor. Farklı farklı gazetelerden. Sen o Hürriyet'e diyor, bu Habertürk'e diyor. Ya, sen şimdi anlatılamaz ya, röportaj postaya diyorsun. Diyor ki Nergis Kumbasar, aşk çok unuttuğum bir şey. Her yaşa göre aşk değişiyor. 45 yaşından sonra aşk yol arkadaşlığına dönüşüyor. Bu bana radyoda da söylüyor aynı şeyleri. Çok kanaatkar bir insan. Böyle. Ama öyle. Ya ne güzel kızsın, genceciksin. Niye böyle yok yol arkadaş? Ya böyle çok yani mutluyum ama ben hayatımda. Öyle deme. Yarın utanacağım bir şey olur. Bak Mehmet olduğu Ali gibi zaman, yakalanırsın. Bak, şey, olduğu zaman konuşuruz. Olduğu zaman meğerse yanılmışım. Ne yol arkadaşlığı? Bambaşka bir şeymiş. Evet. Bak hiç bu kız zavallı kız hiç konuşmamış. Hep onlar konuşuyor. Nurseli İdiz. Çok büyük bir aşk yaşamadım ben herhalde. Narsist bir yapıdaydım. Hep kendime dönüktüm. Doğru. Demiş. Galiba. Yine Nurseli.
Ha pardon bir dakika. Nergis diyor ki genç kalma tutkum hiç yok. Öyle ben yaptırıyorum o botoks iğneleri. Neyse boş ver. Botoks başka bir şey. Her yanıma doldu. Genç kalma. Genç kalma tutkum yok. Ya. Gel canım. Ama botoks başka bir şey. Hayır. Neyse. Öyle bir tip kameraman düştü. Evet. Öyle bir tip değilim. O duyguya kapılan insanların gençleşeceklerine çok fena bir hale büründüklerini evet, görüyorum. Evet. Nasıl lan? Peki her yanlarını dolduruyorlar böyle çeneleri uzuyor, dudaklar değişiyor. Ay ben gördüm onu anlatıyorum hep. İşte bak uçakta değil. Gördüm. Bir adam ve kadın çok zenginlerdi. Çok zengin. Kadında ne çantalar var? O marka çantaları 1, 2, 3 küçüğü büyüğü hepsini oraya dizdi. Ondan sonra adama da veriyor. Adam koyuyor oraya, anladın mı? Kabin bagajı yerine. Fakat adam hep çantaları şöyle alıyor. Falan hiç kadına bakmıyor. Adam ne çantaları koyarken, ne o portakal suyu servis edildiğinde, ne başka bir şey. Kadına bir şey söylüyor. Ulan ne yapacaksın ona? Kadın nasıl yapın? Kedi olmuş. Gerçekten. Ve adam hiç bakmıyor ama çantaların parasını ödemiş. Ödemiş. Evet. Tabii. Çok acayip durumlar var. Kadın çok memnun böyle. Yani ama çok abi yani belki farkında değiller. Bilmiyorum bence ki. Bence değiller. Belki de yani adam bakmıyor ama özellikle dikkat et. Şimdi Nurseli diyor ki onda oynamam bunda oynamam diyen oyuncu sayısı her geçen gün artıyor. Ne saçmalık o Allah aşkına. İyi senaryo olsun, insanlığa, sanata hizmet etsin yeter. Bravo, alkışlıyoruz. Evet. Mükemmel. Evet, şimdi bakalım kimya neler demiş. Evet, gencecik kadınım. Diğer iki kadından da daha güzelim. Alev alev yanıyorum ama yalnızım, yapayalnızım demiş. Kız niye senin röportajın yok? Uyduruyorum sana röportaj işte. Ya aslında oyunla ilgili güzel röportajlarımız var ama tabii bir yani... tek demişsin ki bizim oyunumuz muşmuş. Bak işte burada bak bana getirdiler. Bak işte bizim oyunumuz kamşa değil. Ben çok küçüğüm, ücü falan. Evet. Ya evet. Bence güzel ya. Ben merak ediyorum oyunu, burada da görmek isterim. Oyunu da gelip seyretmek İnşallah. De istiyorum. Çok farklı yerlerde ama onu izleyenlerimiz de yani böyle bir kabare havasında zaten müzikli bir oyun. Nasıl müziklenir? Orkestra yok. Yok. Söylüyoruz. Biz söyledik ama evet. Hepsini stüdyoya söyledik. Aa, stüdyoda söylediniz. Güzel, harikulade. Evet. Half playback mi, tam playback mi yapıyorsunuz? Yani tam playback yapıyoruz canım. Sesimiz yayınlanıyor. Biz üstüne tamam. Yani. Evet. Half playback de tiyatrolarda yapılır ama half playback'le de problemler çıktığı için tam playback yapılıyor. Bir de artık müzisyen paralarını falan karşılamaya imkan yok. Karşılayamıyoruz. Biz karşılıyoruz. Biz karşılıyoruz ve çok mutsuzuz. Bizim Harem Kabare oyunumuzda da bu arkadaşlarımız çalıyor. Olacak işte. Bak. Görüyorsunuz. Half playback ya da tam playback yoluyla vur sazın tellerine aşık. Yani. Vallahi biz turnelere de beraber gidiyoruz. Yani hakikaten canlı müzik dediğimiz zaman bambaşka bir şey, bambaşka tabii. Bir şey ve çok pahalıya mal oluyorlar. Biz de uzun yıllardır 15-20 yıla yakındır orkestramızla beraber ellerine çalışıyoruz. Bir tek sağlık. Gonzales hariç. O da erotik film sektöründeydi Küba'da. Oradan getirdik. O da dedi ki ne yapayım Türkiye? Dedik biz sen şeylere vur oradan yürürüz. Şaka bir yana Gonzales de çok önemli bir perküsyoncu ülkemizde yaşıyor. Küba'dan. Bir çocuk işçimiz var. 13 yaşında gösteriyor. Aslında çok daha büyük klavyede. Yani kolay bir şey değil ama kolay en doğrusu o. Çünkü evet artık dekordan yani çok yere tiyatro götürebilmek için bir kere orkestra olmaması lazım, dekor olmaması evet, lazım evet, vesaire vesaire. Peki şimdi oyunun ismini tekrar söylüyoruz ki herkes hatırlasın. Etekler ve pantolonlar oyunu değerli oyuncularımıza, sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Alkışlıyoruz onları. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Uykular haram oldu.
gençliğim bak talanla oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim gecelek. Fatih Bulut. Sevda Giray. Bu hafta derbi var, taraflıda da heyecan. Her hafta farklı bir isim anlattı. Yönetici ve başkan profilleri değişti artık. Ben şu anda niye eleştirmiyorsunuz? Vallahi çok mutluyum. Niye eleştirmiyorsunuz? Türbün hepimizi geçmiş ha. Yani. Şimdi adam Zeki gidiyor Neymar'la takır takır oynuyor kendi liginde. Yusuf'a gitti oraya. Efendime söyleme Cengiz Ünder'ler Ronaldo'larla karşılıklı oynuyor artık. Türk milli takımında artık son zamanlarda değişen bir mantalite var. Taraftar liderleri.